Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Şuara Suresinin son sayfası 210-227. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bugün bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada Kur'an'ın vahyi ile alakalı önemli bazı sırları bize bildiriyor. Ve gerçekten ufkumuzu açıyor. Günümüzde de aktüelitesi olan, günümüzde de konuşulan nice meseleleri bize ders olarak bildiriyor. Şöyle ki, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ O Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ Zaten onlara böyle bir şey yakışmaz da. وَمَا يَسْتَطِعُونَ Ve onlar böyle bir şeyi yapamazlar da. İsteseler de yapamazlar. اِنَّهُمْ Gerçekten onlar, o şeytanlar, اَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Onlar Kur'an'ı işitmekten azledilmişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i işitemezler, vahiye karşı kulak hırsızlığı yapamazlar. Burada günümüzdeki aktüel yönüyle söylemek gerekirse, işte bir ara İngiltere'de birisi çıktı, şeytan ayetleri safsatası adıyla Kur'an-ı Kerim'in haşa bir şeytan düzmesi olduğunu, şeytan tarafından Hazreti Peygamber'e ilka edildiği gibi manaları söyledi. Şeytani bir ilkayla bunları söyledi kendisi. Tarihte de ta Peygamberimiz döneminden itibaren böyle diyenler olmuş ve bu noktada şeytan bazılarına işte kulaklarına bir şeyler fısıldıyor. Peygamberi de bu konumda görmek istemişler. Gerçi şeytanlar bazılarına ilkaatta bulunur. Bazılarının kulağına bir şeyler fısıldar. Bu doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim için haşa böyle bir şey söz konusu değildir. İşte Allah-u Teala bu noktada Kur'an-ı Kerim'de onu şeytanlar indirmedi diyor. Ve devamında da bu onlara yakışmaz da. Yani şeytan Allah'a itaat edin desin. Bu şeytanın tabiatına aykırı. Şeytan, şeytana ibadet etmeyin diye bir ayet getirsin. Şeytan olmanın tabiatına aykırı olan bir durum. Şeytan doğru olun, istikametli olun desin. Bunlar şeytanın diyeceği şeyler değil. Şeytan vesvese verir. Şeytan insanları ifsat etmeye çalışır. Şeytan ortalığı karıştırmaya çalışır. Ama Kur'an-ı Kerim baştan sona adaleti anlatıyor, tevhidi anlatıyor, en güzel şeyleri anlatıyor. Şeytan tabiatıyla Kur'an'da anlatılanlar arasında tamamen bir tezat vardır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de anlatılan meseleleri bir şeytanın ifade etmesi olur şey değildir. Hayal edilebilecek bir şey değildir. Öte yandan şeytan böyle bir şeyi en azından insanların zihinlerini karıştırmak için yapacak olsa buna da fırsat verilmez. وَمَا يَسْتَطِعُونَ Onlar buna güç yitiremezler. İsteseler de böyle bir şey yapamazlar. Ve bunun gerekçesi ayetin devamında anlatılıyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten, işitmekten azledilmişlerdir. Rivayete göre şeytanlar sema canibine doğru yükseliyor ve acaba meleklerin kendi aralarında konuştuklarından bir şeyler yakalayıp da kahinlere getirebilir miyiz? Ve Kur'an'ın vahyine bu noktada bir şüphe düşürebilir miyiz? Öyle ki diyelim Kur'an-ı Kerim'de gelecek olan bir ayeti şeytanlar daha önceden haber alsalar, kendi dostlarına söyleseler, o zaman zihinler allak bullak olur. Ve o zaman denilir ki demek ki şeytan bazılarına ilkaatta bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hakkında da bu böyle olabilir. En azından insanlar şüpheye düşerler. Ama böyle bir şey olmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim korunmuş olan bir kitap. Ve şeytanlar sema alemine yükseldiklerinde, meleklerden kulak hırsızlığı yapmak istediklerinde sema kapıları kendilerine kapatılıyor ve semavi mancınıklarla bizim işte yıldız kayması şeklinde gördüğümüz semavi mancınıklarla rejim ediliyorlar, tard ediliyorlar ve o şekilde dinlemekten men ediliyorlar. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهَ نَاخَرْ Öyleyse sen Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. İlah olarak bir başkasını çağırma. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Yoksa azap görenlerden olursun. Azaplandırılanlardan olursun.
Ve enzir aşiretekel akrabin, yakın aşiretini, yakın akrabalarını uyar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam önce yakınlarından başlıyor. En yakını Hazreti Hatice'dir, o hanımı. Hanımından başlıyor, Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Sonra Hazreti Ali gibi işte amcasının oğlu, derken azatlı kölesi Zeyd gibi ve bu manada yakın çevresiyle daha sıkı bir irtibat halinde. Hatta bu ayet geldikten sonra onları Safa tepesinde topluyor ve bir yemekten sonra kendilerine Allah'ın peygamber olduğunu tebliğ ediyor. En yakınlarına bu şekilde tebliğde bulunuyor. Bize bakan yönüyle her birimiz her şeyden önce kendi yakın çevremize faydalı olmakla mükellefiz. Nasıl ki göle atılan bir taş dalga dalga yayılıyor, etrafta daireler meydana getiriyor. Peygamber de en önce en yakınlarından başlıyor, gittikçe davet halkasını genişletiyor. Ve en nihayette bütün insanlık Hazreti Peygamber'in muhatabıdır ve onun daveti bütün insanlığa gönderilmiş olan bir risalet mesajıdır. Vahfid cenaheke limenittebake minel müminin, yani şefkat kanatlarını sana tabi olan müminlere ger. Yani nasıl ki bir kuş yavrularını kanatları altında himaye eder, sen de müminlere bu şekilde himayede bulun. Onlara kol kanat ger, şefkatle onlara muamele et. Fein asavke, eğer onlar sana isyan ederlerse, fegul, de ki inni beri'un mimma ta'melun, ben sizin yaptığınız şeylerden beriyim, uzağım. Ve tevekkel alel azizir rahim, aziz rahim olan Allah'a tevekkül et. Bu surede aziz rahim, Cenab-ı Hakk'ın iki ismi ard arda tekrar edildi. Peygamber kıssalarının neticesinde ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim ayeti tekrarlandı. Burada da Allah'a tevekkül et derken aziz rahim olan Allah'a tevekkül et denilmesi gerçekten manidar. Demek ki bu surede aziz ve rahim isimleri daha ön plana çıkarılıyor. Allah hem izzetiyle hem de rahmetiyle insanlara anlatılıyor. Ellezî yerâke hîne tegûm, o aziz rahim olan Allah ki sen kalktığın zaman seni görüyor. Ve takallübeke fissâcidin, ve secde edenler arasında gidip gelmeni Allah görüyor. İnnehu huves-semiul alim, o gerçekten işitendir, bilendir. Yani Allah senin halini görür. Sen dua ettiğinde Allah senin duanı işitir. Hel unebbiukum, size haber vereyim mi? Ale men tenezzelü şeyatin, şeytanlar kime iner? Onu size haber vereyim mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama haşa bazıları işte şeytan ona geliyor, ayetler getiriyor gibi ifade kullanmışlardı. Burada da şeytanlar kime iner? Kur'an-ı Kerim haşa şeytanların indirdiği bir şey değil. Ama şeytanlar gelmez mi? Şeytanlar bazılarına inmez mi? Evet, şeytanlar gelir ve bazılarına bir şeyler getirir. Ayetin devamında özellikleriyle bu anlatılıyor. Tenezzelu ala külli effakin efim. Her böyle iftiracı, her işi gücü günah olan kimselere inerler. Yani şeytanlar kime gelir? İftiracı ve günahkar olan kimselere gelirler. Adeta yani bazıları nasıl yıldırımı çekiyorsa, onlar da şeytanları kendine celbeder. Kendine böyle çeker. Bunların özelliği iftiracı olmaları. Allah'a iftira ederler, insanlara iftira ederler, dinin değerlerine iftira ederler. Bir de bu gibi kimseler tamamen günahın içinde olan kimselerdir. İşi gücü günahtır, pisliğin içindedir. Pislik olunca da elbette o pisliğe göre şeytanlar onlara gelecek ve şeytanlar bazı şeyleri bunlara adeta yumurtlayacaktır. Bunu şöyle ifade edebilirim. Mesela bir yerde gül bahçesi var. O gül bahçesine bülbül yaraşır. Gül bahçesine bülbül gelir ve bülbül çok güzel bir şekilde terennümde bulunur. Ama affedersiniz, bir yerde de pislik var. O pislikte bülbül göremezsiniz.
Oraya sinekler gelir. Bir takım böyle pislik böcekleri gelir. Onların istilasına maruz kalır. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam en temiz bir kalbe sahip. Elbette o kalbe melek gelecektir. Melek o kalbe ilahi vahyi ilka edecek, bırakacaktır. Ama bir kısım insanların kalbi işte bir pislik halini almış. Oraya da şeytanlar gelecek. Şeytanlar oralara vesvese vereceklerdir. Bir takım desiselerle onları yoldan çıkarmaya çalışacaklardır. Ve şu ara yulgunessem, onlar onlara kulak verirler. Ve ekseruhum kâzibun, ve onların ekserisi yalancıdırlar. Yani burada kulak veren kimdir, yalancı olan kimdir, birkaç yönlü değerlendirilebilecek bir durum. İşte günahkar olanlar ve işi gücü iftira olanlar şeytanlara kulak verirler. Ve bunlar ekseriyet itibariyle de yalancı olan kimselerdir. Bu mana olabildiği gibi, yani şeytanlar yalancıdır ve kendilerine kulak verenlere yalan yanlış haberler verirler. Bu manada da değerlendirilebilir. Ve şu ara yettebi'uhumul gavun, yani şeytanların inmiş olduğu kimselerin bir kısmı bazı şairlerdir. Ve azgın olan kimseler de bu şairlere tabi olurlar. Burada tabii bütün şairler hakkında şeytandan bir ilkaata maruzdurlar. Şeytanın vesvesesine maruzdurlar. Şeytandan ilhamını alırlar diyemeyiz. Ama şairlerin en azından bir kısmı gerçekten ilhamını şeytandan alıyor. Şeytanın gör dediği yerden görüyor ve şeytanın yap dediğini yapıyor, yaz dediğini yazıyor ve böylece şeytani fikirlerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. Şairlere ilhamın geldiği, bu da bir gerçektir. Bir kısım şairlere rahmani ilham gelir ve onlar güzel şeyler söylerler. Ama bir kısım insanlar şeytani ilhama maruzdur ve onlar da kötü şeyler söylerler. Tarihin hemen her döneminde bunun örneklerini görmek mümkün. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde Hassan bin Sabit gibi bir takım şairler, Abdullah bin Ravaha gibi şairler Peygamberimizin şairliğini yapmışlar. Hatta öyle ki bir defasında bir kabile Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geliyorlar. Yanlarında şairleri de var. Şairleri onların sözcülüğünü yapıyor ve kendilerini göklere çıkarıyor. Müslümanların da aleyhinde bir şeyler söylüyorlar. Hazreti Ali onlara cevap vermek istiyor. Peygamber Efendimiz, ya Ali diyor, sen dur, Hassan bin Sabit'e de sen kalk cevap ver diyor. Ve Hassan bin Sabit gereken cevabı veriyor. Ve Peygamberimiz, konuş diyor, Cebrail de seninle beraberdir. İşte bu manada gerçekten ilhama mazhar olan şairler bulunmakta. İşte melek ilhamına mazhar, güzel şeyleri söyleyen şairler bulunmakta. Ama öte yandan şeytandan böyle ilhamını alan, kötü şeyleri söyleyen şairler de bulunmakta. Günümüzde şiirler incelenecek olursa bunların bir kısmının gerçekten şeytani ilhamla yazıldığı ortadadır. Ortalığı karıştırmak için batıl tasvirlerle dolu olan şiirler var. Ve bunlar bakıyorsunuz ki cinselliği tahrik edici şiirler veya insanlar arasına fitne fesat sokucu fikirler. Böyle olunca bunların arka planında şeytanın olduğu görülüyor. Ama öte yandan mesela Mehmet Akif de bir şairdir. Şiiri Allah'ın dinine hizmette kullanmıştır. Ölçülü, düzgün şekilde ifadelerle gerçekten çok güzel manaları insanlara ifade etmiştir. Necip Fazıl gibi insanlar yine gerçekten güzel manaları güzel ifadelerle sunmuşlardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şiirle alakalı soruluyor. Ya Resulallah, şiir nasıl bir şeydir? Caiz mi, değil mi? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şiir bir kelamdır. Güzeli güzeldir. Çirkini de çirkindir. Demek ki normal konuşmalarımızda güzel olan, çirkin olan sözler olduğu gibi şiir tarzındaki ifadelerde de hem güzel olanlar var,
hem de çirkin olanlar var. Bu noktada ehli imana düşen kendi içlerinden iyi şairler de çıkarabilmek ve o şiirlerle, onların yazdığı şiirlerle güzel şeyleri ifade edebilmek. Çünkü şiirde nazım var. Mana daha böyle manzum bir şekilde, akıcı bir şekilde ifade edilebiliyor. Bu açıdan bakıldığında şiir güzel bir ifade vasıtasıdır. Bu vasıtadan istifade etmek gerekir. Zaten ayetin devamında da buna istisna getiriliyor. Yani şairlere azgın olanlar tabi olur denildikten sonra elem tera ennehum fi kulli vadin yehimun, görmez misin onlar her vadide şaşkın bir şekilde dolaşırlar. Yani batıl şiirleri yazanlar her vadide şaşkın bir şekilde dolaşırlar. Ve ennehum yekuluna ma la yefalun, ve onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Yani şiirde mübalağa vardır. Abartılı bir şekilde anlatmak vardır. Hayali tamamen serbest bırakmak, hakikat yerine hayal peşinde koşmak vardır. Menfi şairler böyle. İllellezine amenu ve amilus salihat, ancak iman eden, salih amel işleyenlere gelince ve zekerullah kesira, ve Allah'ı çokça anan ve entasaru min badime zulimu, kendilerine zulmedildikten sonra yardım gelen şairlere gelince bunlar bunlardan müstesnadır. Yani şairlerle alakalı menfi yönü nazara verildi. Şeytandan ilhamını alan şairlere dikkat çekildi. Ancak iman, salih amel ve Allah'ı çokça anmak ve zulümden sonra kendisine zulmedilmiş şiirle intikamını almaya çalışıyor. Bu manada olan şairler bundan müstesna tutuldu. Ve seyâlemu lezîne zalemû, o zalim olanlar bilecekler. Eyye mungalebin yangalibun, nasıl bir akibetle karşılaşacaklarını, nasıl bir cezayı sonunda çekeceklerini bilecekler. Ve böylece bu sure böyle bir ayetle noktalandı. Çünkü bu surede zalimlerin akıbetlerinden epey bahisler açıldı. Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi gibi kavimler, bunlar ne gibi bir akibete, kötü akibete maruz kaldıkları anlatıldı. Peygamberimiz döneminin de zalimleri var. Elbette o zalimler de neticede taraf ilahiden cezalandırılacaklar. Bu zamanın zalimleri var. Bu zamanın zalimleri de netice itibariyle dünyada ve ahirette zulmünün karşılığını görecekler. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü zulümden muhafaza eylesin ve Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlamayı ve ona göre yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda yine bu Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle yolumuza devam edeceğiz. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.